Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeşilova'ya yaptığı ziyaret kapsamında İyi Parti Yeşilova Belediye Başkanı Adnan Bayraktar ile bir araya geldi. Yani Sarıyaşı bizden küçük, Ağaçören bizden küçük, Güzelyurt bizden küçük ilçelerin. Ama siyasi sebeple çalışan şeyle, emek şeyi olmadığı için biraz geride kalmış. Beldemizde yapılacak şu an kanalizasyonla çalışmamıza başkanım Tekin'in şeyiyle güzel bir sağlık ocağı yapacağız buraya. Yani beldemize yakışıklı bir sağlık ocağımız yok. Diğer eksiklerimiz, kanalizasyonumuz, su şebekemizle ilgili sıkıntılarımızı gidereceğiz. Beldemizde çok büyük bir eksiği yok. Kantar tamamlanmak. Kantarımız başladık, hemen gelir gelmez kantarlarımız bitirmiş. Araçlarımızın tamamını yaptık. Nasıl evet, şeker pancarı. Şeker pancarı da tarım alanı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık var genel başkanım. Onun dışında bir sıkıntı yok. İnşallah biz vekilim, teşkilatımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, belde başkanımız, teşkilatımızla beraber genel, inşallah biz genellerimiz daha buradan çıkamadık. Başkanım çıkacağız inşallah. Acemmiş, acem diye geçmiş. Özböz Türk kökeni, oradaki Türk kökeni söylenmişler. Burada oradan başlamış. O yüzden acem diye bizim burası acem diye geçer. Sonradan yeşil olmuş. Şey diyorlar, bak buradaki köy isimlerine bunların hepsi Türk isimleri. Evet. Dolayısıyla öyle anılıyor bizim. Karadeniz'de mesela Gürcü Köyü diye tarif ederler, Laf Köyü diye tarif ederler. Bir bakarsınız ki Kıpçak Türk'ü, Uygur Köyü. Tabii geldiği yer itibariyle söyleyeceğim. Selçuklu'nun ilk başkenti İsfahan'dır. Yani bugünkü İran'ın toprak sınırları için kalmıştır. Bu yöre Türk bölgesi. Adıyla, şanlıyla, namıyla Türk bölgesi. Burada yaşayan insanlarımız var. Tabii bir yerde şimdiki gibi uçağa binip gelmiyorsunuz. Gelirken yarım asla geliyorsunuz o zaman. Geleneklerle de bir geliyor. O geleneklerde yaşatılıyor. O farklılıklarda zenginlikler olarak tarif ediliyor. Anadolu'daki böyle isimlendirilen işte Acem Köyü denilen yerlerde Türk gelenekleri muhafaza edilmiş. Yani bu geleneklerin muhafazası için bu tür yerleşim alanlarının çabası olmasa, bütün samimiyetimle söylüyorum, Türk vasfını yitirme tehlikesi ortaya çıkıyor. Bu zamana kadar emeği olan, ödediyete intikal etmiş olan büyüklerimizi de rahmetten diyoruz. Bir yeri öyle muhafaza edebilmek çok mümkün değil. O dönemde de yine ettikleri hizmet münasebetiyle verimli alanlara gelip yerleştirilmiş oluyor o boylar. Yine de Acem diyarında olmaktan mutluyum. Yani Türklüğünü tarif ettikten sonra Acemli kabul ediyor. Ben şeyde de anlattım, ilk durağımızda, belediye başkanımızı ziyaretimizde, burada da söyleyeyim, Sayın Milletvekilimiz Turan Yavrum Bey'e çok büyük emekleri var. İşe mahallinden başlamak çok güzel. Allah herkese nasip etsin, kendi memleketinde seçim kazanan bir milletvekili. Keza yine kendi memleketinde seçim kazanan. Bunun böyle söyleyecek mi acaba? Şimdi Hakan Bey de Afyon'un Çay ilçesi memleketi, Yeşilçay. O da orayı kazandı. Mahalli liderlikler oluştukça Türkiye'de iktidara yaklaştığımızı hissedebiliriz. Şimdi Aksaray örnek alınacak. Allah izin verecek. Niğde, efendim Nevşehir. Öbür tarafta Kayseri örnek alınacak etrafı, Elazığ örnek alınacak çevresi. Böyle böyle bütün Türkiye'de güçlü bir siyasi yapılanmayı da gerçekleştireceğiz. Her şey yukarıya bağlı değil, onu demek istiyorum. Her şey partinin genel merkezi değil, partinin genel başkanı değil. Var olabilmek, siyaset sahnesinde güçlenebilmenin yolu mahalli liderliklerden geçiyor.
Onun için belediye başkanımızdan başlayarak milletvekillerimize de sahip çıkacağız. Siz onlara sahip çıkarsanız biz bize sahip çıkılmış hissederiz. Şanlı Peygamberimizin hadisi herkesin derdi bizim derdimizdir. Derdinize derman olmak için elimizden ne geliyorsa da sonuna kadar yapacağız. Hepiniz hakkınızı helal edin. Buraya bir daha geleceğim. Daha kalabalık ortamlarda da buluşacağız. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hadi.